Maskaza şarkısı her yerde çalınan İsmail YK'nın yeni klibi Yar Gitme de ekranlarda dönmeye başladı. Yeterin çekimlerinde Kliptonik ekibi de vardı ve İsmail YK ile çok özel bir söyleşi gerçekleştirdi. Bakalım İsmail YK müziği ve tarzı hakkında neler söylemiş, kimlere kızmış? İsmail Bey, Kliptonik'e hoş geldiniz. Yeni klibiniz hayırlı olsun. Öncelikle biraz sizden dinlemek isteriz klibinin konseptini. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle bu şarkı gerçekten bir satış şarkısı. Yani benim Bas Gaza adlı şarkım çıkış şarkısıydı. Bu da satış şarkısı. Yani nasıl bomba bomba bir çıkış şarkısı, sonra Allah belanı versin albümü sattı. Bu şarkıda gerçekten satışların çok da artıracağını düşünüyoruz. O yüzden klibe biraz daha fazla önem verdik. Yani çizdik, yazdık yönetmenimiz Kemal Başbuğ'la. Bakalım işte güzel bir şey olacak inşallah. Konuda şöyle bir şey söyleyeyim ben. İşte bir yar gitme demek var, bir yar gitme demek var. Bir beni terk etme anlamında yar gitme demek var. Bir de ölme. Yani burada kız hem beni terk ediyor ve daha sonra yoğun bakımda tam ölmek üzere. O kızın hayalini görüyorum ve ona söylüyorum yani ölme. Yani hayalini söylüyorum ben bu şarkıyı. Ve onunla birebir kontağa geçiyoruz yani hayaliyle. Ve daha sonra kız da beni duyuyor ve ölmüyor. Bir şey istiyorum. Yar gitme, ben sensiz yaşayamam. Yar gitme, göz bebeğimsin dayanamam. Şarkılarınızı belirlerken çok iddialı şarkı sözleriniz var. Hani Bas Gaza'da falan olduğu gibi. Hani nasıl belirliyorsunuz, nasıl yazıyorsunuz? Hani bu bir teknik midir, bir taktik midir veya da biraz? Yani bu bir şeydir yani bence içimde olan bir şey. Yani beste yazmak ya da ne bileyim yapmak hiç öğrenilmez. Yani böyle bir şey birine işte öğretilmez. Çünkü beste okulları yoktur yani bir saz okulu vardır ya da müzik okulları vardır. Başka bir sanatla ilgili okullar vardır ama beste okulu yoktur. O yüzden böyle şey içimden geliyor. Ben de anlamıyorum bazen nasıl geliyor. Ne olur sen de onlardan olma. Sarıl bana canım. Özellikle ilham veren bir takım şeyler ve değerler, durumlar var mıdır acaba? Ben gerçek hayattan çalıyorum bunları. Yani hırsızlık yapıyorum gerçekten. Hırsızlık denilirse buna. Niye sonuçta? Çünkü ben de yaşayan bir insanım. Yaşadıklarımla ilgili ve gördüğüm şeylerle ilgili yazıyorum. Çok böyle beste yazdığım zaman abi ben şimdi şu anda bir beste yazayım. Kitap açayım. Böyle masa üzerine yazamıyorum. Yani ben hayata bakıyorum. Öyle yazıyorum. Bas Gaza'dan laf açılmışken hani bir takım şeyler var, bir takım başvurular var, hızı şey yapıyor, teşvik ediyor diye Bas Gaza'nın yasaklanması yönünde bu konuda bir şeyiniz var mı acaba, yorumunuz? Sevmeye mecbur değil bir insan ama çekemeyenler var, kıskananlar var, bunlar da rütbe şikayet ediyor. İsmail YK'nın bu Bas Gaza şarkısı yasaklansın diye. Bas Gaza gerçekten halk tarafından çok beğenildi. O yüzden halkımız gerçekten duyarlı davrandı bu konuda. Herkese çok teşekkür ediyorum. Peki hani şu anda bir hayatınızda biri var mı, bir ilişkiniz veya... Evet, ben artık aşktan bahsetmeye tövbe ettim. Belli şeyler küstüğüm için değil, çünkü televizyon programına çıktığımda hep aşktan bahsedildiği için bana dediler ki ya İsmail hep sana aşk soruyorlar. Yoksa sen mi sorduruyorsun? Yoksa bir sevgili mi var? Yoksa sen mi sorduruyorsun diye sorusuna ben de gerçekten dedim ya bunlar da haklı olabilir çünkü her programda aşkla ilgili. O yüzden ben artık tövbe ettim, aşktan ilk bahsetmeyeceğim. Sen gidersen yaşayamam, sensiz hayatım.